Derin bir karanlıkta bir adam çıktı yola. Şeytanın parmaklarını yiyen ola. Dört kollu canavarın peşine düştü. Düştü de zehri sardı bağrını. Kustu katranı toprağı. Itadori Yuji, sakin bir mizaca sahip lise öğrencisi. Büyük babasının son buyrukları başkalarına yardım etmesi ve kendisi gibi yalnız ölmemesi isteğidir. Omae wa tsuyoi kara hito o tasukero. Te no todoku hanyu de ii. Sukueru yatsu wa sukutoke. Omae wa ozei ni kakomarete shine. Ore mitai ni naru na yo. Bu aslında çok anlamlı bir ideal gibi, bir hedef gibi gözükse de aslında fazlasıyla sıradandır aslında. Bu da Yuji'yi daha uyarlanabilir bir karakter haline getiriyor. Onda çok büyük hedefler peşinde koşan baş karakteri görmeyiz. Büyük korsan hazinesinin peşinde değildir ya da köyün Hokage'si olmak gibi bir hedefi yoktur. Dedesinin son sözlerini yerine getirip kendi sonuna doğru yürüme hedefindedir. Tutunacak bunun dışında bir hedefi yoktur. Dedesinin vaziyeti onun bir kuzey yıldızı gibidir. Yuji sınırsız kapsayıcı bir sevgi arketipine örnektir aslında. Bu kendi karakter gelişiminin merkezinde yer alan bir unsurdur. Hem arkadaşlarına hem de yabancılara, hatta düşmanlarına bile nezaket ve empati gösterir. Genellikle ihtiyacı olanlara yardım etmek için elinden gelen her şeyi yapar. Bununla birlikte Yuji, Jujutsu dünyasının karanlığına daldıkça bu dünyanın sert gerçeklikleriyle yüzleşmeye başlar. Ve büyük babasına verdiği sözü sorgulamaya başlar. Acaba doğru yolda mı ilerliyorum diye. Yani özetle bu iç çatışmayla boğuşur. Yine de bu çatışmalara rağmen Yuji nezaket ve şefkat ilkelerine bağlı kalmaya karar verir. Elinden geldiğince çok insanı korumaya çalışır. Her an kendisini feda etmeye hazırdır. Böylece kendi içinde kendi ölümüne ya da yaşamına bir anlam katmaya çalışır. Yuji'nin bu yolculuğu karakterine aslında bir büyüme ve olgunluk katar, ancak toksik ve depresif bir psikolojinin de yan meyvesidir aslında. Sıkça yardım eder ancak yardım görmez. Onun bu fedakarlığı bir yerden sonra fazla aşırıya kaçmaya başlar ve bencilce bir hal almaya başlar. Çünkü az önce de dediğimiz gibi dedesinin o söylediği son vasiyetten başka tutunacak bir dalı yoktur. En nihayetinde değerlerine sadık kalıyor. Bir yerden sonra herkes kurtaramasa da karşılaştığı kişilerin hayatlarına anlamlı bir fark yaratabileceğini de görüyor. İkinci bölüm manga tutkusu. Yuji'nin mangaya olan sevgisi karakterin ilginç, eğlenceli bir yönüdür aslında. Bu yönü hem kendisinin hem de biz izleyicinin kafasını dağıtması ve onunla daha derin bir bağ kurmamıza olanak sağlıyor. Onu daha insancıllaştırıyor. Seri boyunca Yuji kahramanlıklarla, destansı öykülerle ilgili mangalar okuyor. Bu hikayelere olan tutkusu kendi eylemlerine ve hayata bakış açısına da yansıyor. Hatta paralellikler gösteriyor. En sevdiği manga karakterlerinden ilham alıyor. Onların kahramanca eylemlerini kendi hayatında da somutlaştırmaya çalışıyor. Yuji'nin mangaya olan tutkusu içinde bulunduğu karanlık Jujutsu dünyasıyla da bir tezat oluşturuyor. Üçüncü bölüm iyi adamın sınırları. Yuji serinin iyi adamı olabilir. Ancak bu onun öfke, intikam, bazen kan arzusu çekmediği anlamına gelmiyor. Özellikle Junpei'nin ölümü bu özelliğini, bu gölge yanını doruk noktasına ulaştırıyor. Sadistik yanı tetikleniyor. Ve özellikle Shibuya olayından sonra Yuji'nin öfkesinin yoğunluğu daha da artıyor. Bu olaylar karakterine bir dönüm noktası katıyor. Faillere, özellikle de Mahito'ya karşı öfkesi eylemlerin arkasındaki itici güç haline geliyor.
tipik sakin kişiliğine rağmen Yuji'nin öfkesi Mahito'ya karşı aşikardır, gözle görülürdür. Ve gelecekteki reenkarnelerinde dahi onu tekrar tekrar öldüreceğine yemin ediyor. Genellikle bu yoğun duygu ve kararlılık anları Yuji'nin karakterindeki sonsuz sevgisi olan, sonsuz saf kişiliğe sahip olan karaktere girintiler yaratıyor. Dördüncü bölüm zapt edilemez irade, güçlü bir lanetli ruh olan Sukuna. Başlangıçta Yuji kendi çıkarı için kontrol edilmesi ve manipüle edilmesi gereken bir karakter olarak görüyor. Ancak Sukuna Yuji'nin bu boyun eğmeyi reddetmesi ve sarsılmaz iradesi karşısında hüsrana uğruyor. Sukuna'nın Yuji'yi çeşitli işkencelere maruz bırakarak ve etrafındakileri manipüle ederek iradesini kırma girişimlerine rağmen Yuji dirayetini koruyor. O ezici zorluklar karşısında bile başkalarını ve kendi kimlik duygusunu korumaya devam ediyor. Sukuna'nın onu kırma girişimlerine karşı bu meydan okuma ilişkilerinde merkezi bir tema haline geliyor. Yuji'nin içsel gücü ve direncinin yanı sıra karanlığa veya yolsuzluğa boyun eğmesini reddetmeyi vurguluyor. Yani belki de Yuji, Sukuna'nın dümene geçemediği tek gemidir. 5. bölüm Clark Kent metaforu. Yuji genellikle büyük boy kapüşonlular, baggy pantolonlar ve spor ayakkabılar giyiyor. Bu stil sadece rahat kişiliğini yansıtmakla kalmaz. Aynı zamanda inanılmaz fiziksel gücü ve çekiciliği ile ilgili gizli bir kontrast görevi görüyor aslında. Bol giysiler onun kaslı fiziğini etkili bir şekilde gizleyerek mütevazı görünümüyle etkileyici dövüş yetenekleri arasında da bir tezat oluşturuyor yine. Onun bu yönü gücün kimde olacağının belli olmadığı metaforuna da vurgu yapıyor. Yani One Punch Man'i düşünelim. Bu dış görünüşe aldanmamamız gereken en temel örneklerden biri. 6. bölüm yakın dövüş pragmatisti. Yuji serideki diğer büyücüler gibi geleneksel bir lanetli tekniğe sahip değildir. O nedenle fiziksel olarak kazanmak için elinden gelen her şeyi yapar. Yuji dövüşler sırasında çevresini keskin bir şekilde gözlemliyor. Açıklıkları kovalıyor. Açıklıklar oluşturmak veya rakiplerine karşı sürpriz saldırılarda bulunmak için genellikle enkaz, arazi özellikleri ve hatta günlük eşyalar gibi çevresindeki nesnelerden yararlanabiliyor. Örneğin yakındaki bir direği derme çatma bir silah olarak kullanabilir veya gizlenmek için tozları tekmeleyerek havaya kaldırabilir, bir toz bulutu oluşturabilir. Yani ambiyanstan, ortamdan yararlanma yeteneği yüksektir. Doğaçlamalardan yararlanır. Belirli bir tekniklere ve ritüellere bağlı değildir. Karma bir dövüş sanatı tekniği vardı. Bu da anında doğaçlama yapmasına ve rakiplerini hazırlıksız yakalamak için alışılmışın dışında stratejiler geliştirmesine yol açıyor. Yuji rakiplerinin zayıf yönlerini belirleme ve avantaj elde etmek için bu zayıflıklardan yararlanma konusunda da bir usta haline geliyor. Her zaman savaşın gidişatını kendi lehine çevirmenin bir yolunu buluyor. Yuji rakiplerini tuzağa çekmek için zayıfmış ve kırılganmış gibi roller de yapabilir. Ve hiç beklenmedik bir anda kontraya çıkabilir. Yani özetle dövüş stilinin bu psikolojik yönü savaşın akışını kontrol etmesine olanak tanıyor. 7. bölüm Kır Faresi. Itadori Yuji Tokyo'ya kıyasla daha kırsal ve daha az kozmopolit bir yerden geliyor. Bu onun dünyaya bakış açısını şekillendiren bir unsur aslında. Tokyo'ya geldiğinde kendini büyük bir şehrin portresi karşısında büyülenmiş halde buluyor. Seri boyunca Yuji'nin bu kırsal köy kasaba hayatına duyduğu hayranlık ve şaşkınlık Jujutsu dünyasının acımasız gerçeklerinin dışında bir cennet metaforu gibi duruyor. Ve animenin karanlık temasının ortasında mizah ve tasasızlık anları yaratmasını sağlıyor. Bu da seriyi bir nebze de olsa keyifli hale getiriyor. 8. bölüm Canavarın İşareti. Yuji klasik medya klişesi olan canavarın işaretini taşır. O Sukuna'nın lanetli parmaklarından birini yuttuktan sonra canavarın işaretini kazanıyor. Bu izler göz kenarının altında bulunan yatay çizgilere veya göz kapaklarına benziyor, küçük gözlere benziyor. Sukuna'nın Yuji'nin içindeki varlığının veya etkisinin fiziksel hale gelişinin bir göstergesidir aslında.
Sukuna'nın gücü harekete geçtiğinde veya gücü elde etmeye başladığında bu izler açılarak bedbaht bir görüntü oluşturuyor. Sukuna Yuji'nin vücudunu tamamen ele geçirdiğinde daha da dramatik bir dönüşüm meydana geliyor. Yuji'nin normalde gizli olan dövmeleri cildinde belirgin bir desen dövme halinde kendini gösteriyor. Gözleri Sakura'nın hakimiyetini simgeleyen koyu kırmızı bir tona dönüşüyor. Saçları vahşi ve tehditkar bir şekilde dikleşiyor. Bu dönüşüm Sukuna'nın Yuji'nin vücudunda tam kontrol sahibi olduğu ve onu artık kendi niyet ve arzularını yerine getirebilecek kıvama geldiği sınıra işaret ediyor. Ancak Yuji'nin bu dönüşümleri sırasında insanlığını tamamen kaybetmediğini de belirtmekte fayda var. Sukuna'nın güçlü etkisine rağmen Yuji'nin bilinci bozulmadan kalabiliyor. Bu iç çatışma Yuji'nin varlığının ikili doğasında gerilim yaratıyor. İçimdeki canavarla yaşamak, bu hiç de kolay değil. Her gün onunla yüzleşmek, onunla savaşmak zorundayım. Umutsuzca bastırmaya çalışsam da yüzeye çıkmak için direniyor. Her nefes alışım, her adımım. Onunla daha da bütünleşiyor. Kendimi kontrol etmeye çalışıyorum ama bu canavar her geçen gün daha da güçleniyor. Adım adım beni ele geçiriyor. Onun bulaşıcılığına direnmek çok zor. İçimdeki en güçsüz ışığa tutunmak gibi. Kendimi kaybetmekten korkuyorum. Kendi kimliğimi yitirmekten korkuyorum. O her zaman orada. Sessizce bekleyen bir gölge gibi. Yolu yok. Kabulleniş yok. Boyun eğiş yok. Yaşamımla birlikte tez vakit onu da bitireceğim. Son parmak kesilip yutulduğunda, ete ve kana doyduğumda kendi ipimde, kendi elimle sallanacağım. Bugün Yuji Itadori'nin psikolojik analizini yaptık. Böyle içerikler ilgini çekiyorsa kanala abone olmayı unutma. Ayrıca 15 TL gibi bir ücretle kanala katılarak da destek olabilirsin. Böylelikle yorumlarda cevap ve öneri önceliğine de sahip olacaksın. Bir de şu emojilerden kullanma hakkı kazanacaksın yorumlarda. Bu emojileri biraz daha çeşitlendireceğim. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sevgiler.